Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Tofaş hissesini değerlendireceğiz. Teknik çizimi birlikte yapmak suretiyle finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Direnç bölgelerini ve Tofaş'ın hangi bölgede sat pozisyonuna geçtiğini ve destek bölgelerinin nereler olduğunu birlikte yapacağız. Grafik okumayı birlikte öğreneceğiz. Bu yayınların amacı eğitim niteliğinde ve bir şeyleri sizlere ücretsiz olarak öğretebilmektir. Aksi halde şunu dedin, bunu dedin şeklinde yorum yazacak arkadaşlar varsa Coin Bulucu'nun onlara hiçbir faydası olmayacağından şu andan itibaren yayını kapatabilirler ve izlemeyebilirler arkadaşlar. Ben bu yayınları ücretsiz ve sizler için yapıyorum. Bana hiçbir katkısının olmadığını bilmenizi istiyorum. Şimdi çizimimize başlayalım. Bakın, aylık ve logaritmik bir görüntüdür. Dolayısıyla majör görüntülere bakacağız. Majör görüntülerde Tofaş hissesi nereye gelmiş onu görelim. Sonra minör görüntülerde yakın vadede fiyatları izlemeye çalışalım. Lütfen sizler de bu şekilde yapın. Bakın, bu bölgede yıl 1999. 1999 yılının dip noktasını alıyorum ve sonrasında 2008 yılının dip noktasını almayla birlikte iki tane dip ve bir tane tepeden oluşan kanal görüntümü oluşturuyorum ve buna göre fiyatları takip ediyorum. Kanal orta bandına bakın, fiyatlar geldiği zaman müthiş bir şekilde aylık mumlarda destek olarak çalışıyor ve altında kalmıyor. Tepki yaptığını görüyoruz. Bakın, burada da aynı şekilde destek çalışıyor. Bu bölgede de müthiş bir şekilde kanal orta bandının destek olarak çalıştığını, en son yapmış olduğu sert yükselişte, yani 60 TL'lerde başlatmış olduğu 320 TL civarı sert yükselişinde yine kanal orta bandını aşıyor. Önemli bir direnç bölgesi aşıldığından retest hareketiyle test ediliyor. Sonrasında kanal üst bandına kadar fiyatların gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Tofaş hissesi önemli bir direnç bölgesinden aşağı doğru satış yediğinden dolayı aylık görüntülerde sat pozisyonu çoktan oluşmuş. Şimdi günlük görüntülere bakalım. Aynen bu görüntümüz kalacak. Ne zaman Tofaş hissesinin sat pozisyonuna geçtiğini birlikte değerlendirelim. Bakın, yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde giden Tofaş hissesi şu bölgenin altında, yani 256 TL'nin altında kalmayla birlikte aslında düşen bir dip yapmış. Beklenti nedir? Tepki hareketlerinin satış fırsatı olarak karşılanmasıdır. Yükseliş trendinde bir hisse senedi yükselen tepe, bakın tepeler yükseliyor ve düzeltme hareketindeki diplerin de yükseldiğini görüyoruz. Bu yükseliş trendinde bu şekilde olur. Düşüş trendinde de bakın düşen dipler ve düşen tepeler şeklinde burada oluşan yükselişin bir konsolidasyon düşüşü olur. Ne zaman stop olunması gerekiyordu ona bakalım. Yükselişin başlamış olduğu aşama 60 TL'lerden başlıyor ve buradan bir ana yükselen trend çizmemiz lazım. Bakın, ana yükselen trendimiz kırılmadıkça da hisse senedindeki pozisyonlarımızı yukarı okuruz. Kırıldıktan sonra ise fiyatlarda aşağı yönlü baskılanma bekleriz arkadaşlar. Bakın, bu ana trendimize göre fiyatların stop olduğu nokta milimetrik olarak bu nokta. Yani 297 TL'de fiyatlar aşağıda kaldığından dolayı yükselen ana trend kırılıyor ve 295 TL'de stop olunması gerekiyor. 295 TL'ye kadar 60 TL'den bizi taşıyan bir ana yükselen trendimiz var. Bu kırıldığından dolayı fiyatların aşağı doğru baskılanması teknik olarak beklenir arkadaşlar. Tekrardan al pozisyonuna geçebilmemiz açısından da şurada iki tane görüntü çizeceğiz. Bir tanesi bu şekilde bir yataya ilişkin direnç bölgesi. En önemli direnç budur arkadaşlar. Bir de minörde çizeceğiniz bir direnç bölgesi karşınıza gelecek. Bakın, bu iki tane tepeyi birleştirdiğimde dahi 3 gün önce yapmış olduğu tepki hareketinin minör direnç bölgesine kadar geldiğini gördüğümüzden dolayı bu bölge bizim direnç bölgemiz olarak karşımıza gelecek. Olası yükselişlerde direnç 250 TL civarından geçiyor. Düşen bir direnç olduğundan dolayı fiyatlar her geçen gün değişkenlik gösterir. 250 TL'nin üzerinde fiyatlarda daha da bir güçlenme beklenti dahilinde olacaktır arkadaşlar. Bakın, buradaki yatay bölgenin altına gelmişiz. Bu bir tehlikeli bir durum gösteriyor. Burada 233 TL bir destek bölgemiz var. 233 TL'nin de altında fiyatların 200 TL'lere doğru baskılanma riski olacaktır. Dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Yayınlara olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Abone olursanız daha fazla Tofaş hissesinde görüşürüz. Bol kazançlar.